olsun böyle olsun demiyoruz. Olmaz zaten. Evvela kendi çapında, kendi yuvanda, kendi yavruların arasında, kendi nikahının altında bulunanda tatbik etmeye başlayacaksın. Böyle başlayacaksın. Ve mutlaka Kur'an'ı okumasını bilen ve evde Kur'an'ı okumak suretiyle o evde Kur'an sadasını, Kur'an'ın bütün letaifini ortaya koyan birisini yetiştireceksin. Çare bu. Bunun çilesine katlanacaksın. Hocam beni döverler, bana söverler, ben sopa yerim falan olur filan olur. Olacak tabi. Cenab-ı Hak bunu bildiği için şöyle buyuruyor. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَرِي عَلَيْهَا. Ey mümin, hanımına ve çocuklarına namaz kılmakla emret. Emredin, onları namaza alıştırın, onların namaz kılmasını temin edin, bu hususta mücadele verin. Sonra herhangi bir meşakkat olacak tabi, çilesi var bu işin, sıkıntısı var, zahmeti var, mihneti var, minneti var. وَاسْتَبِي عَلَيْهَا. Bu işin sonunda zuhur edecek musibetlere sabredin diyor Allah-u Teala. Elbet çilesi var bu işin, kolay olmaz tabi. İslami mücadeleyi devam ettireceksin. Ve ümmet-i Muhammed olmak sıfatını ihraz edeceksin her şeyden evvel. Efendiler, bu noktada gördüğümüz şu, öyle bir perişanlık var ki, nice Müslüman bildiğimiz kimselerin, amirlerin, memurların, hanımlarının tırnaklarında oje, dudaklarında ruj, her çeşit boyalar ve cilalar durmadan kullanılmaya devam ediyor. Bunun mahzuru nedir? Bu boyaların ve cilaların manası, hakikati nedir diye bu noktada bile en ufak bir mücadeleye girmiş değiliz. Bu neye mani olur? Bunun mahzuru nedir? Bu ne biçim bir netice verir diye bunu bile bir araştırmaya tabi tutup akrabamızı, etrafımızı, muhitimizi, mahallemizi bu hususta bile uyandırmış değiliz. Ana bildiğine devam edip gidiyor. Bakınız, öyle bir maddi masraflar yapılıyor ki, gazeteden kesip aldığım bir dökümanı, bir malumatı arz edeyim. Manevi sefalet zaten perişan, rezalet. Bir de maddi felakete bakınız. Bizzat 1974 yılında yalnız İstanbul'da, yalnız İstanbul'da ve nihayet İstanbul'da tabi Müslümanlar çoğunlukta, Müslüman dediğimiz kimseler çoğunlukta, ekseriyette İstanbul'da bir senede 74 yılında, 78 değil, 74 yılında 80 milyon liralık oje kullanılmış. Yani tırnak boyasına 80 milyon lira para yatırılmış bir senede İstanbul'da. Dudak boyası olan ruja da 50 milyon lira para yatırılmış memlekette. Ve bu sadece bir özenti için, artistlere benzeyeceğim diye, şantözlere, dansözlere benzeyeceğim diye, İngiliz'e, İtalyan'a benzeyeceğim diye bu kadar çilelere, masraflara katlanılmış. Ama Allah'ın yoluna, Allah'ın Habibine ve cennete nail olmak için hiçbir çileye kimse katlanmamış. Nerede İslami mücadele? Nerede İslami uyanıklık ve şuur? Evvela bunu ortaya koymak lazımdır diyoruz. Ve o zaman bu şuuru, bu iradeyi gösterdiğimiz zaman göreceksiniz ki Cenab-ı Hak mutlaka elimizden tutacak, hiç ummadığımız yerden bir tecelli meydana gelecek. Bir hadiseyi daha anlatıp dersi toparlamaya çalışayım. Zaman zaman misal olsun diye söylüyorum. Yeryüzünün en büyük kafirlerinden birisi de Hazreti Kur'an'ın çok şiddetle bahsettiği Firavun var hani. Firavun, Hazreti Musa ile mücadele etmiş olan ve sonunda nübüvvetin galip geldiği ve mahvettiği Firavun.
o Kur'an'da hakkında çok zalim, çok gaddar ve çok kafir, çok mel'un olarak anlatılan o müthiş kafir Firavun. Kısaca hadiseyi etraflıca anlatmayayım, onu başka bir zamana bırakayım. Bu Firavun'un sarayında bir hizmetçi kadın vardı. Hazreti Musa'ya gizlice iman etmişti. Meşhur bir hadise. Gizlice iman etmişti. Günün birinde gayri ihtiyari Allah'a olan imanını açığa vurunca, ortaya koyunca Ebu Cehil bu kadının kocasını parçalattı, çocuklarını parçalattı ve en sonunda bu kadına akla hayale gelmeyen işkenceler tertip etti. Malum bir hadise. Bir çölün ortasında, güneşin korkunç harareti altında bu kadını çarmıha germek suretiyle, iki avucundan çiviyle, göğsünden de uzun bir çiviyle, bir ağaca çakmak suretiyle ortada bütün insanlara ibret diye gösterdi. Levha-i ibret. Bu kadıncağızın 6 aylık yavrusu vardı. 6 aylık süt yavrusu vardı. Nihayet durmadan bu kadını zorluyorlardı. Durmadan üzerine kullanıyorlardı. Ey kadın, benim Allah'ım Firavundur dede, kurtul diyorlardı. Allah Firavundur. Ene rabbukumul e'la. Ben sizin en büyük Allah'ınızım diyordu ya. Sen de böyle söyle de kurtul diyorlardı bu kadına. Ama kadının imanı öyle iman etmişti ki bunun dışına çıkamıyordu katiyen. Her işkenceye razı oluyordu. Her mihnete, felakete katlanmıştı. O çiviyle çakıldığı ağaçta günlerce susuz bırakmışlardı. Günlerce uykusuz bırakmışlardı. Günlerce perişan etmişlerdi. Ve bir deri, bir kemik kalmıştı. Sadece soluğu çıkıyordu o kadar. Son dakikalarını yaşıyordu. Nihayet imanından dönmesini isteyenler, Ebu Cehil ve adamları baktılar ki kadın bir türlü dönmüyor. 6 aylık yavrusunu getirdiler, o ağacın yanına, yakınına getirdiler. O yavru günlerdir annesinden uzak kalmanın heyecanı içinde bir deri bir kemik kalmış olan annesinin göğsüne atılırcasına koşuyordu. Ve onun üzerine koşuyordu. Zavallı kadın o haliyle bile bakmış, yavrusunu tanımıştı ama bağrına basmasına imkan kalmamıştı. Elleriyle çivilenmişti, göz ucuyla yavrusuna baktı, baktı, tamamen perişan bir hale geldi. Onu bağrına basamıyordu, onu göğsüne basamıyordu, ona emzireceği sütler çekilmişti, sihlesi paramparça olmuştu. Allah yolunda, iman yolunda nefesinden başka bir şey kalmamıştı. Yavrusuna garip garip baktı, kuzusuna, yavrucuğuna hazin hazin baktıktan sonra yaklaştılar. Dediler ki, ey kadın, Allah'ı inkar etmezsen bu çocuğu da gözünün ve göğsünün üstünde keseceğiz diyorlardı. Testereyle keseceğiz diyorlardı. Kadın sebat etti ve gözlerinden akacak yaş bile kalmamıştı. Kupkuru bir hal almıştı. Durdu, durakladı, göz pınarlarında, gözünde bir rutubet bile kalmamış, cam gibi donmuş kalmıştı kadın. Ve yavrusuna bir müddet baktıktan sonra, bari neslim tükendi, çocuklarım gitti, ailem kayboldu, kocam mahvoldu, ben de gidiyorum, şu yavrum yaşasın diyordu. Onu öldürmesinler diyordu, onu parçalamasınlar diyordu. Bari içimden olmasa da dışından Rabbim Firavundur, Allah'ın Firavundur diyeyim de şu yavrumu kurtarayım diye içinden bir his beslemeye başladı. İçinden bir garip duygu esmeye başladı. Tam bu esnada analık şefkati galip gelmiş, analık merhameti, analık muhabbeti galip gelmiş, bu galibiyetin altında neredeyse
dilinin ucuyla